aldıydı diskiyatlar. Baba kocadı. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Bir evladına sahip çıkamadım. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı ver. Seni o kadar çok seviyorum ki. Seni kimsenin incitmesine tahammül edemedim. Ama benim sevgim seni incitti. Affet bu yaşlı babanı evladım. Çektiğin acıyı yaşamak için bir saniye bile düşünmezdim. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın endesine. Başhekimle konuştum. O yüzden ömrüm... En iyi hekimler seferber etti. Bizi bekliyorlar. Şu yalnız başım. Fuat. Başhekime rica et. Bizi başka bir kapıdan alsın. Bizden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başım. Kimsenin oğlumu böyle görmesini istemiyorum. Eğdirme beni. Sen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Suskun ağzımı açtırma benim. Thank you.
Gülleri alıp geleyim mi? Şimdi olmaz Fuat. Güler'in haberi olmayacak. İskender iyileşene kadar Güler hiçbir şey bilmeyecek. Nasıl oldun hocam? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Programlarımız aksamayacak değil mi? Yok, herhangi bir aksaklık yok. Diğer arkadaşlar bir şey biliyorlar mı? Morallerinin bozulmaması için hiçbir şey söylemedik. Güzel, güzel. Tekrar teşekkür ediyorum. Müsaadenizle. Red'in patronlarından bir tepki yok mu hala? Resmi kanallardan yok. O zaman tehlike düşündüğümüzden daha büyük Atilla. Efendim, bulduk. Üstünde bir yazı var. Burası Hazreti İsa'nın mezarı olamaz. Yazı kesinlikle Arapça. Arapça değil profesör. Osmanlıca. Süleyman. Muhteşem Süleyman. Aylardır yanlış yeri kazıyoruz. Tam aksine profesör. Hazreti İsa'nın mezarı burası. Kuşkum kalmadı. Süleyman'ın emriyle yaptırılmış. Mezarı bulduk profesör. Ama benim aradığım burada değil. İstanbul'a gidiyoruz.
Burada güvendesin. Korkma. Neye ihtiyacın olursa da seslen. Çekinme. Ömer, çok teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Aşağıda konuşalım. Seni dinliyorum Ömer. Kızcağız hayatını tehlikeye attı bizim için. Bir başına mı bıraksaydım? Gün geçmiyor ki birileri senin için hayatını tehlikeye atmasın. Ya da sen birileri için ölüm göze alma. Alıştık artık. Vallahi ben alışamadım. Siz alıştıysanız iyi. Ömer. Ben senin için ne ifade ediyorum? Gerçekten bunu bilmiyor musun Berin? Hı. Gösterime bak. Bilmiyor musun? Bana diyorsun ki... ailemi senden başkasına emanet edemem. Yanlarından ayrılma. Hı hı. Tamam. Apar topar eşyalarımı alıp sana yerleşiyorum. Ama sen gecenin bir yarısı... benim onurumu çiğnemiş olan İskender Tatar'ın iyi bir tabirle hafif diyebileceğim sevgilisini alıp eve getiriyorsun. Ne düşünmeliyim ben Ömer? Ne hissetmeliyim? Seni çok sevdiğimi düşün. Başka bir şey düşünmene gerek yok. Benim midem kazındı. Bir şeyler hazırlayacağım. Bak öyle dışarıdan söylemiyorum ha. Ellerimle hazırlayacağım. Tam kızacağım. Öyle bir şey yapıyorsun ki. Ona bile müsaade etmiyorsun. Tatar, senin bana hiç merhametin kalmadı.
Kaç kere aradım, niye geri dönmedin? Zaten ortalık karışık. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Tatar, sen iyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim. Biraz yorgunum Güler. Sen otur şöyle, ben sana bir kahve yapayım. Kahve istemem, biraz daha yatacağım. Ben bugün İskender'e gittim. Anne yüreği işte, dayanamadım. İyi yaptın. Hiç öyle düşündüğün gibi değil. İskender yaptıklarından bir parça olsun pişmanlık duymuyor. Dayanamadım gittim. Babanı ikna ederim, seni affeder dedim. Beni bir kovmadığı kaldı. Biz nerede hata yaptık Tatar? İskender bizim göz bebeğimiz değil miydi? Biz onu her şeyden sakınarak büyütmedik mi? Niye böyle oldu? Her şey düzelecek. Merak etme. Ben bir elimi yüzüme yıkayayım. Anne, hı? Abimle konuştun mu? Abini gördün mü belki konuşayım kızım? Hayırlı sabahlar. Günaydın abi. Günaydın. İyi uyuyabildin mi? Nasılsın? Daha iyiyim. Benimle çok ilgilendiler sağ olsunlar. İyi. Acele çıkmam lazım. Aa. Bir şeyler yeseydin. Dün akşamki jestine karşılık menemen yapıyordum. Önce Didemle'ye yesin. Zehirlenmezlerse ben de yerim. Hadi kaçtım ben. Misafir getirmeyeceğim. Oğlum, Tatar Ahmet'in hanımı geldi dün. Kadıncağız çok üzgün. Bizden yardım istiyor. Neticede baba oğullar abi. Sen barıştırırsın. Onlar çoktan barışmıştır. Dert etmeyin bunları kendinize. Thank you.
Hamza. Turan şimdi geldi ofisine reis. Gözümü açtım, bekliyorum. Bana bak, Hirve ile Turan mutlaka görüşecekler. Kendini kurtarmak için bizi satacak. Eyvallah. Bakarız. Pazarlık başlarsa bizim de söyleyecek bir iki sözümüz olacak Haluat. Tatar'dan ne haber? Yanına gidiyorum hastaneye. Bana bak, bir başına iş yapma. Bir durum olursa haber ver. Dokuların iyileşmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Hastamız biraz toparlayınca protezle ilgili seçenekleri konuşabiliriz. Protez. Görüntü için değil mi? Fonksiyonel bir şey değil yani. Ne kadar sürer doktor? Annesinin İskender'i böyle görmesini istemiyorum. Hastanın bünyesine göre değişir ama 3 ila 6 hafta arasında protez uyum sağlar. Ancak hastanın da bu konuda istekli olması lazım. Sağ ol doktor. Ahmet Bey, hastamızın yaşadıkları çok ağır. Psikolojisi de pek iyi değil. Hiç kimseyi görmek istemiyor. Biraz zaman vermek lazım. Hadi gözüm, göreyim seni. Yüzümü kara çıkartma. Benden yana rahat ol Kirvem. Senin şu beyin var ya Süreyya bacı, Hızır gibi yetişti, kirveliğini gösterdi. Abi ben İstanbul'da pek kalmak istemiyorum. Bir an önce işinizi bitirin de dönelim. Ama İstanbul güzel şehir. Şu işler bitsin, ben sana İstanbul'un her yerini gezdiririm bacı. İstanbul güzel ama güzeli de çok. Kirve yaramazlık yapmadan duramaz. Adamın adı çıkacağına canı çıksın. Gördün değil mi? Ha, gel gözüm gel. Gönderdin mi paketi? Emrettiğiniz gibi Kirvem. İyi. Ferhat işe koyuldu, siz de hemen oyalanmadan çıkın hadi. Baş üstüne. Tatar'a mı gönderdin paketi? Tatar'ın canını yaktık. Şimdi sıra Sırık'ta. Tatar'ın ağlamaktan gözleri şişmiştir. Biraz dinlensin. Hele göreceğiz şimdi Sırık ne yapacak. Bakalım Tatar kadar dirayetli mi? Geçmiş olsun. Durum iyiymiş. Kirve'den haber var mı? Birkaç saate çıkar. O Kirve'nin nerede olduğunu bulamazsak ben kafayı yiyeceğim. Harekete geçtim çakal. Kirve'nin adamı geldi reis. Hani şu dünyanın da gelen artist.
Çakal'ın inine giriyor. Hamza Turan'ı takibe aldı. Kirve ile görüşeceğini düşünüyordum. Adamını yollamış Kirve. Kirve gözünün içine bakmadan kimseyle pazarlık etmez. Yerini belli etmemek için Turan'ı adamını göndermiş. Turan'ı Kirve'ye götürecekler. Birazdan çıkacaklar Hamza. Gözden kaçırma. Biz de geliyoruz. Eyvallah. Fuat. Küskünleri ara. Ne kadar adamın varsa topla. O Kirve'nin mekanını başına yıkacağım. Paketi bırak oraya. Paranın üstüyle gofret aldın mı kendine? Gofret alacak yaşı çoktan geçtik. Karabigalı. Hey gidi. Eskiden eline bıçak aldın mı çatır çatır adam keserdin. Şimdi topuğa lastik kesiyorsun. Burada fazla dolaşma. Bana yine eskisi gibi adam kestireceksin. Boz. Hazırız abi, çıkabiliriz. Hamza mı? Yok değil. Hüseyin Usta. Usta hayırdır? Ustanla bir bahse tutuştuk Sirek. Yarım saat ömür biçtim ustana. Karabigalı dedi ki, Ömer yarım saat içinde beni kurtarır. Ben dedim ki, Kirve Ömer'i dağıtmış. Seninle uğraşamaz. Sen ne diyorsun? Ustam ne diyorsa doğru diyordur. Sakın bir yere ayrılayım deme. Geliyorum. Ferhat köpeği ustanın ayağına dolanmış. Tam zamanını buldu şerefsiz. Ne yapıyoruz reis? Reis Çakal'ı çıkardılar, Kirve'ye götürüyorlar. Götürüyorlar Turan'ı. Hamza takip etmeye devam et. Yapacak bir şey yok. Karabigalı'yı Ferhat'ın eline bırakacak halimiz yok. Sen git. Biz Kirve'yle ilgileniriz. Fuat, Hamza'yı ara, güzergahı öğren. Ömer'in mevzusundan bahsetme, bir delilik yapmasın.
Hadi rastgele. Turan'ı aldın mı gözüm? Turan kötü baldır. Eşek arıları peşine düşebilir. Dikkatli ol. Ortadaki iyidir gözüm. Ne fazla ince olacak, ne fazla kalın. Bak şöyle gözünün hizasına kaldır tut. Bak bak, anlarsın. Bu benim işim değil. Sen keyfini yap. Demir mi dövüyorsun, dağlama mı yapıyorsun? Ben sonrasında kurşun dökeceğim kirve. Gelin. Haber ver. Ateşi iyice harlasınlar. Eli kulağında. Birazdan tosunu getirecekler. Damga vuracağız. Zaman daralıyor. Daha az Murat. Tamamdır reis. Merak etme. Ben de. Hüseyin Usta nerede? Biga'ya gitti. Yerine beni bıraktı. Bundan sonra harçlıklarınızı ben vereceğim. Al bakalım. Hüseyin amca görmesin. O kitap verir, harçlık verir. Bunları sevmez. Çocuk doğru söylüyor Sırık. İyi bir şey değil silah. Herkes taşıyamaz. Verin onları. Çocuklar, bizim konuşacaklarımız var Ferhat amcayla. Hadi siz evlerinize gidin. Bugünün çocukları, yarının büyükleri Sırık. Ama artık kimsenin yarına çıkacağı da belli değil. Daha doğrusu Ömer abilerine bağlı. Sen nasıl bir adamsın lan? Nereyi istiyorsan, nasıl istiyorsan gidelim.
Ama çoluğu çocuğu karıştırma. Aynısını söyledim Kirve'ye. Çoluk çocuğu karıştırma Kirvem dedim. Ama sana takmış kafayı. Parıl parıl parlıyor ya gözlerin. Göze geldin Sırık. Bu defa işin zor. Ömer'den haber var mı Fuat? Vakit doldu. Şu Hamza'yı bir ara istersen. Hangi istikametteymiş? Hamza nedir durum? Güzergah vermedi. Tek başına götürmeyi düşünmüyorsun herhalde. Güzergahı anlasam sana da söyleyeceğim. Aynı yerde dolanıp duruyoruz. Adam anladı takip ettiğini. Aynı yerde döndürüp duruyor seni. Beceremedim. Ne anlayacak Fuat? Dikkat ediyoruz herhalde. Çıktıklarından beri aynı yerde dönüp duruyorlar. Bunların bir yere gitmeye niyeti yok. Hamza. Bir galon dükkanına. Ömer'i tuzağa düşürmek için bizi yemlediler. Anlamadım. Ömer'i tuzağa düşürdü Kirve. Beğendin mi Topkapı Sarayı'nı? Olağanüstü. Öyle değil mi? Saray güzel. Ama rehberimizden umduğumuz gibi faydalanamayacağız. Kutsal emanetlerin olduğu bölümlere giriş izni yok mu? Aradığımız şeyin orada olmadığını söylüyor. İmkansız. Kutsal kadının olduğu kumaşın sultana getirildiğine eminim. Türk devleti daha gizli bir yerde saklıyor olmalı. Ama nerede? Kozmik sırlarını nerede saklıyorlarsa orada Gabriel. Brad'in katillerini bulma zamanı geldi. Brad'le ne ilgisi var? Onun bu meseleden haberi bile yoktu. Ama katillerinin haberi vardı Gabriel. Kutsal kanı onlar saklıyor. Atilla, Türkler milli silahlarını geliştiriyorlar ne demek? Bir, teknoloji üretiyorlar. İki, bağımsız ve küresel bir güç oluşturuyorlar demek. Bunu öğrendikten sonra emperyalistler bizi rahat bırakırlar mı?
hatırlayacağım. Ama nerede? O sana kendini hatırlatmadan sen onu bul, kendini hatırlat Atilla. Efendim, Ömer Korkmaz'a haber vereyim mi? Şimdilik gerek yok. İnsanoğlu böyledir işte. Kafasındaki korkudan kurtulmak için başka şeylerden endişe etmeye başlar. Başına gelecekleri düşünmek bile istemez. Eksik söyledin Kirve. Aklı sıra racon kesiyor. Bana yapacaklarınız umurumda bile değil demeye getiriyor. Tatar'dan mı bulaşmış diyorsun? Otuz sene yanında durmuşsun. Keşke sana da bir şeyler bulaşsaydı Gevaşlı. O zaman ne o elbiseyi giyerdin, ne de bu bastonla karşımda dimdik durmaya çalışırdın. Bak gözüm, Yavaşlı yaşını almış. Malum kilo da var. Yani o kıyafet ona hiç olmamış. Ama sen gençsin, fitsin. Boyun posunda. Müsait. Üstelik Kirve'nin ağzından bir söz çıkmış. Siz karşınızda kıvıranları görmeye o kadar alışmışsınız ki... nasıl kıvrılır iyi öğrenmişsiniz. Ama ben bu konuda acemiyim. Bu iş size yakışır. İşimiz ne gözüm? Öğretiriz. O kadar yolu boşuna mı geldik? Elbiseyi giyeceksin. Dansöz gibi kıvıracaksın. Yavaşlı bakacak. Hakkını veriyorsan, Gevaşlı hakkını helal edecek, biz de seni serbest bırakacağız. Boşuna nefesini tüketme. Bana giydirebileceğin tek şey kefen. Sen ol, fazla heveslenme. Gün gelir o elbiseyi sana giydiriveririz ha. Sesini duyuyor musun?
yanımda bu demir bile eğiliyor. Bükülüp yamuluyor. Bak Necmiye bak. Eğiliyor, bükülüyor. Bak, 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 bak. Bu Ömer Korkmaz Demir'den de mi baba it diye soruyor? Ateş dediğin tamam da cürmü kadar yer yakıyor. En fazla cürmün kadar yer yakarsın kirve. Yok, bu böyle olmayacak. Demir'i biraz yakınına götüreyim. O anlasın ne zulüm çektiğini. Bir güzelden ötürü.